Süreklilik, önce bir noktada süreklilik. İşte tanım okuyalım isterseniz önce bir. A eleman reel sayı demiş ama bu yanlış herhalde. Bu alt küme olacak. Eleman olamaz çünkü küme demiş. Güzel kadın. Şu alt küme olması lazım. A, R'nin alt kümesi. F, A'dan R'ye. Yani tanım kümemiz A kümesi. Değer kümesi reel sayılar. Böyle bir fonksiyon tanımlansın demiş. Küçük a elemanıdır a. Yani tanım kümesinin bir elemanıymış a. O zaman diyor limit x a'ya giderken fx ve a'daki değer eşitse yani limitini hesaplayacağız. Limit değeri ile tanımlı olduğu görüntü aynıysa, eşitse birbirine bu noktada sürekli olduğundan bahsedeceğiz. Eğer değilse de süreksiz diyeceğiz bu noktada. Şimdi yalnız eskiden bazı kaynaklarda, eski kaynaklarda falan karıştırılıyordu biraz. Mesela ne deniyordu işte? Tanımda olmadığı yerlere de bakılıyor. Mesela işte A noktasında tanımsız bu. O zaman süreksiz. Yani bu tanıma göre saçma olur çünkü süreklilik bir kere nerede bakılıyor? Tanımda olduğu A noktasında bakılıyor. Yani tanımsız olduğu değerlerde süreksizdir demek biraz saçma olur çünkü tanımlı değil zaten. Örnekle de anlatacağım gene. Kısacası tanımımız şu. Limit değeriyle aldığı görüntü aynıysa eşitse birbirine burada o noktada sürekli olduğunu söyleyeceğiz. Biraz daha açarsak eğer gerekiyorsa tabii sağdan soldan limit alınacak. Yani en açık hali bu. Soldan limit eşittir, sağdan limit ise zaten bu bize limitin tanımı bu. O zaman limit var oluyor o zaman. A noktasında limit vardır diyoruz yani kısacası. Limit varsa ve o da fa eşitse demin dediğim gibi sürekli olduğunu söyleyeceğiz. Örneğe bakalım şimdi. Fr'den r'ye fx eşittir. Parçalı bir fonksiyonmuş. Üç parçalı. X eksi 2'den küçükken diyor. X kare eksi 4 fonksiyonunu kullanacağız. Eksi 2 ve 2 arasında ve bunlar dahilse x artı fonksiyonunu kullanacağız. 2'den de büyükse x değerlerimiz. 3x artı 2 fonksiyonu kullanacağız demişler. Şimdi eksi 2 noktasında ve 2 noktasında sürekli olup olmadığını araştırın demiş. Eksi 2 noktasında ve eksi 2. Önce eksi 2'ye bakalım. Bir kere eksi 2 bizim için burada kritik nokta. Kritik nokta neydi? Parçalı fonksiyonda şurada gördüğümüz parçalanmaya alet olan şu sayılar bizim için kritik. Yani A şıkkındaki ve B şıkkındaki değerler kritik nokta. O yüzden sağdan ve soldan limitler önce bakılacak limitin varlığı için. O tamamsa o da eşittir. Görüntüsüne değil. Bakacağız eşittir. Şimdi A şıkkından başlayalım. Önce limitin varlığını ispatlamamız lazım. Limit x 2'ye sağdan giderken ne olur hesaplayalım bakalım. Pardon eksi 2 bu. Eksi 2'nin sağından yaklaşmak demek. Eksi 2'den birazcık büyük. Yani orta kısma denk geliyor. Eksi 2 ile 2 arasında çünkü. X artı 2 fonksiyonunu kullanacağız. X'i eksi 2'de koyarsak ne çıkacak? 0 çıkacak. Soldan yaklaşalım. Eksi 2'ye. O zaman eksi 2'nin soluna denk geliyor bu sayı. Daha küçülüyor çünkü. Yani ilk maddeyi kullanacağız. 2 koyacağız gene. 2'nin karesi eksi 4'ten gene 0 çıkıyor. Demek ki limit var. Bakalım burada limitimiz var. Peki f eksi 2 kaç? Ona da bakacağız şimdi. Eksi 2 de aldığı değer ortaya göre alınacak. Çünkü x eksi 2 eşitken şunu kullan demiş. X artı 2 kullan demişler. Koyarsak orada da x 2 artı 1'den 0 çıkıyor. Demek ki limit var. Ve aldığı eksi 2'nin görüntüsü de 0 eşit. O zaman ne diyoruz? Burada süreklidir diyoruz. A şıkkı için. B şıkkı için de 2'ye bakacağız. Eğer limit x 2'ye sağdan giderken nedir bakacağız. Ondan sonra limit x 2'ye soldan yaklaşırken ne olur bakacağız. Bunlar eşitse sonra da görüntüsüne bakacağız. 2'ye sağdan yaklaştığımız zaman 2'den biraz büyük değer aldığı zaman en alttakini kullanacağız. 2 koyacağız. 3 kere 2 6. 2 daha 8 çıkıyor. Sağdan limit 8. Soldan yaklaşınca 2'nin altına düştüğü için azıcık altına düştüğü için x artı 2 kullanacağız.
2 2 daha 4 oluyor. Gördüğünüz gibi limit yok. Limit yoksa artık şeyi de bulmanıza gerek yok. Yani görüntüsüne bakmaya gerek yok. Limit yok olduğu için süreksizdir diyeceğiz. Çünkü limit olmadan zaten süreklilik olmuyor. A şıkkındaki noktada sürekli, diğerinde iki noktasında sürekli değildir diyeceğiz. Yani gidip bir daha F2 hesaplamaya gerek yok. İstiyorsanız bakalım gene ama gerek yok. Basitçe bu şekilde hesaplanıyor. Grafik üzerinden bakalım şimdi. Grafik daha kolay çünkü direkt gözle görüp söyleyebiliyorsunuz. İşte mesela bir kere şöyle söyleyelim. Sürekli olabilmesi için daha önce de bahsetmiştim. Mesela şu ilk kısmı inceleyelim. Şurayı inceleyelim. Bu bölgede sürekli nereden biliyorum? Çünkü burada herhangi bir kopukluk yok. Mesela şu kısım için konuşuyorum. Bu parçada hiçbir kopukluk, boşluk, bir şey yok. Yani bu kısımda mesela her noktada, burada da, burada da, burada da sürekli olduğunu gözümde görüyorum. Aynı bunun gibi. Şimdi bakalım. A şıkkı. Bunu niye koymuşum? Buraya bu. Şeklimiz bu. Eksi 5 noktasına baktığım zaman ne görüyorum? Aynen bu nokta işte. Burada gördüğünüz gibi bir boşluk yok, bir kopukluk yok. Yani hesaplamaya gerek yok bir şey. Limitine falan baksanız iki çıktı. Aldı derdi ki burada sürekli olduğunu direkt söyleyebilirsiniz. Eksi 2 noktasında süreksiz çünkü kopma var. Yani sağdan soldan limit aldığınız zaman farklı yerler çıkacak. Soldan limit alınca sıfır, sağdan alınca iki çıkacak. Bir kere limit yok yani bu kısımda. Limit yok. Nereden anladım dediğim gibi? Kopma var. Ve burada sağdan soldan limitten farklı çıkacaktır. Burada sürekli değildir deriz. İki noktasında. İki noktasında limiti vardır. Çünkü sağdan soldan limitler aynı çıkar. Bir çıkar ama gördüğünüz gibi ikideki görüntüye direkt bakarsak ikiye geliyor. Yani görüntü ile limit farklı. Limiti bir çıkar. Görüntü iki çıkar. O zaman burada da sürekli değildir. 5 noktası gene aynı ilk kısım gibi. Çünkü burada fonksiyonumuz bütünlük arz ediyor. Yani kitaplarda söylüyor. Kalemi kaldırmadan bu şekilde çizebiliyorsak bu fonksiyon zaten burada sürekli diyebiliyoruz. 5 noktasında herhangi bir boşluk yok, kopukluk yok. Yani limiti vardır ve görüntüsü de aynıdır. Yani A ve C şıklarında eksi 5 ve 5'te sürekli, eksi 2'de limiti yok. Süreksiz. 2'de limiti var ama görüntüyle örtüşmüyor. Süreksiz diyebiliriz. İki noktasında sürekli ise A, B diyelim de konuşuyor. İki noktasına baktığım zaman ne görüyorum? Bir kere kritik nokta. Yani iki noktasında eğer sürekli ise soldan limitinin sağdan limitine onun da F2'ye eşit olması gerekiyor. Bunu sağlaması gerekiyor sürekli diye söylenmiş zaten. Demek ki limit x2'ye soldan giderken fx eşit olmalı. Sağdan limitine fx o da eşit olmalı. Görüntüsüne direkt yani f2. Soldan limit için yani 2'den biraz bir diğer için üstteki maddeyi kullanacağız. X kare eksi a olduğu için x'e de 2 verirseniz 4 eksi a olur. Soldan limit değerimiz. Sağdan deyince 2'den birazcık büyük. En altta kayıyoruz. Sabit sayı zaten o. A artı b çıkıyor. Bir de görüntüsüne bakalım 2'de. O da tam 2 çıkıyor. Tam ortada yani 2 çıkıyor. Bu şekilde bir denklem sistemi elde ediyoruz. Yani 4 eksi a artı b eşit oraya. Bunu ayırırsak ya da şöyle yapalım. Birinci ve üçüncü parçayı aldığımız zaman zaten a'yı buluyoruz. Buradan ne çıkar? A değerimiz 2 çıkar. A 2 olursa B'de o zaman 0 olmak zorunda 2 çıkması için toplamanın. Demek ki B'de 0 olursa ya olur daha doğrusu şeye göre. Beklediği için. A 2 B 0 değerleri bulunuyor. Çarpımları da 0 olacak. Her x eleman reelse için sürekliymiş. Yani bütün x'ler için sürekliymiş. Hiç süreksiz olduğu nokta yokmuş. Tabii her reelse için sürekli olması bizi çok bağlamıyor aslında. Biz gene nereye bakacağız? 2'ye. Çünkü burada
Sıkıntı çıksa çıksa 2'de çıkar. Şu an sıkıntı yokmuş. O zaman biz gene bütün x'lere bakmayacağız. Gene kritik noktaya bakacağız. Çünkü burada sağdan soldan limit alınması gerektiği için fazla fazla denklem çıkacak. Başka noktaya baksak sağdan soldan limit alınmayacağı için denklem çözülemeye gidiyoruz. O yüzden 2'ye göre bakalım biz gene. Madem her x için sürekli diyoruz, demek ki x değiştir. 2 için de sürekli bu. O zaman 2 noktasına göre bir bakalım. Önce soldan limit alalım. Soldan limit için alttakini kullanacağız. 2 koyunca 2 artar. Soldan limitimiz bu. Sağdan limitimiz 2'den büyük yerler için 2x artı 3. 2 koydunuz. 4, 7 oluyor. O da eşittir. F2'ye. F2 gene aynı zaten. 7 çıkıyor. O fazla bir şey kazandırmadı. Şuradan yani sürekli olmasından dolayı limiti de var. Limit olması için sağdan sola eş çıkması lazım. O zaman 2 artı a 7 olacağına göre a buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 5 bulunuyor. Evet. Her x eleman reel sayısı için sürekli bir fonksiyon mu çekeceğiz? A artı b kaçtır denmiş. Yine aynı dediğim gibi her x için sürekli ise diyeceğiz ki buradan kritik nokta bizim için önemli. Yine 3 diyeceğiz ki demek ki x eşittir 3 içinde süreklilik sağlanması lazım. O zaman gene soldan sağdan limitlere bakacağız. Aldığı değere bakacağız ve birbirine eşittir. Şimdi soldan limit x 3'ten birazcık küçük olduğu zaman üsttekini kullanacağız ve mutlak değer için de 3 eksi 1 diyeceğiz. Eşit olması lazım. Sağdan limit en alttaki b eksi 3 oluyor. O da eşittir görüntüsü. 3'teki tam ortadaki a eksi. Bu şekilde gene bir 3'te eşitlik çıkıyor. 3 eksi 1'in limit zaten mutlak değeri 2 eşittir b eksi 3. O da eşittir a eksi 1. Buradan b değerimiz 5 çıkar. A da 3 çıkar. Toplamda da 8 olarak buluruz. Bunun sonucunu. Fonksiyonu x eşittir 1 de sürekli olduğuna göre k eksilme nedir gelmiş. Okuyalım bakalım fonksiyonumuzu. X diyor 1'den farklıyken üsttekini kullan. 1 olduğunda yani şu demek. 1'e sağdan da soldan da yaklaşsak kullanılacak olan fonksiyon şudur. Çünkü 1'den farklıyken her zaman bunu kullanılmış. 1'den büyük de olsa, küçük de olsa bunu kullanacağız. Yani limit değeri buradan bulunacak. Sağdan soldan ayırsanız bile bu çıkıyor. Bu da görüntüyü verecek olan. O zaman diyeceğiz ki sağdan soldan limit de görüntü eşit olmak zorunda. Sağdan limit için 1'den büyük değeri için üsttekini kullanacağız. 1'in karesi artı 1 eksi k bölü tabii şey yazmamız lazım buraya. İşte buraya direkt 1 yazmayacağım ben de. Kodda bir sıkıntı oldu ama faydamız 0 çıkıyor çünkü. Doğru. O zaman şöyle yapalım. Orayı anladım şimdi. 1 koyunca nasıl bir şey çıkıyor burada? Önce onu bir inceleyelim. Bir kere fayda 0 oluyor. O zaman bir yorum yapmamız lazım. Burada. Var mı fikri olan arkadaşlar? Limitinin buradan çıkabilmesi için olması lazım. Hocam üst tarafta sıfır olmuyor muydu? Doğru, güzel. Çünkü üst taraf sıfır olmazsa başka bir sayı olursa ne olur? Sonsuza yaklaşıyor limit durumunda ve reel bir sayı varamayız. O yüzden burada bir büyümü çözebilmek için bunun en azından bir öncelik ilk olarak 0 bölü 0'a ulaşması lazım. Tabii x'te şimdi 1 vermedik burada. Verelim onu da verelim. 1'in karesi 1. Artı 1. Yani buradan ne diyoruz? K2 olmak zorunda. Zaman. Doğru mu? Evet. K'nın 2 olduğunu bulduk burada. Bu çünkü olmazsa bu düğüm çözülmez. Şimdi buna göre hesaplayalım madem ki. İşte x'e ne söyledim? 1'e sağdan yaklaştık diyelim. X 1'e sağdan yaklaştık. Üsttekini kullandık. Yani ne oldu? 1 artı 1 eksi 2 bölü 1 eksi 1
0 bölü 0 çıktı, bölü 0 çıktı. Ne yapacaktık? Çarpanını ayıracağız o zaman. Burada kalacak. O zaman önce çarpanını ayıralım. X kare artı x eksi 2 idi burası. Çarpanını ayırırsak ne olur? X artı 2 ile x eksi 1 şeklinde ayrılıyor. Paydamız x eksi 1 oluyor. X eksi 1'ler gidiyor. Geri x artı 2 kalıyor. Şimdi tekrar limit için şansımızı deneriz. Alırız 1'i buraya koyarız. Ne çıkar? 3 çıkar. Demek ki sağdan limitimiz 3. Soldan yazmamıza gerek yok. Çünkü gene aynı fonksiyon olacak. Yani çünkü x 1'den farklı olduğu zaman her zaman üstteki fonksiyon. Yani soldan hesaplasak da aynı şeyi yapacağız. Bunun aynısını yapacağız. Gene 3 çıkacak yani. O yüzden limitimiz 3 olduğunu söyleriz. Çünkü aynı fonksiyon kullanılıyor. O zaman görüntüye bakalım. Yani F1'e bakalım şimdi son olarak. F1. Bunun için de alttaki fonksiyonu kullanacağız. X'e 1 koyacağız. M artı 1 olur. O zaman bunun da limite eşit olması lazım. Yani 3'e eşit olması lazım. O zaman M artı 1'in 3 çıkması için M'de ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Yani M'de 2 o zaman. K değerimiz de 2 olur. Sonuç 2 eksi 2 0 olarak bulunur diyoruz. Fx eşittir 2 kosinüs x. X 0'dan küçük iken, 0 ile pi arasındayken, yani birinci ve ikinci bölgedeyken, 0'a da eşitken, a artı b kos x, 180'den büyükken demiş, eksinüs x fonksiyonu reel sayıları sürekliymiş gene. Yani her x için sürekliymiş. A çarpı b nedir demiş. Biz gene burada bütün reel sayıları değil de ne yapacağız? Kritik noktaları bakacağız. Parçalı fonksiyona baktığımız zaman kritik yerlerimiz 0 var. Bir de 180 vardı bu parçalı fonksiyonu parçalayan değerler. Bunlara göre parçalayalım. O zaman biz gerekiyorsa ikisi için ne yapacağız? Limit şey, sürekli olduğunu düşünüyoruz. Önce o zaman birinci madde olarak ne diyelim? Sıfır noktasında sürekli ise sıfırda sürekli olması bize ne kazandırıyor? Sıfırda sürekli ise soldan limit, sağdan limit eşit olması gerekiyor. O da aldığı değer eşit olması gerekiyor. Soldan limit için sıfırdan küçük yerler verdiğimde şunu kullanacağım. Yani 2 çarpı cos 0 oluyor. Soldan limit. Eşit olmalı. Sağdan limit. Sıfırdan birazcık büyük olduğu zaman ortaya denk geliyoruz. Ve buraya sıfır koyuyoruz. O da a artı b çarpı cos 0 olur. Yetmez. O da eşit olması lazım. F 0'a. F 0 gene ortaya denk geliyor. Yani yazsanız da yazalım gene ama. O da gene bu oluyor zaten. Yeni bir şey kazandırmıyoruz. O zaman buradan gidersek kosinüs 0'ın 1 olduğunu biliyoruz. 1. Demek ki 2 eşittir. A artı B çıkıyor burada. Şuraya gerek kalmadı çünkü aynısı zaten burada var. Buradan bir ikili denklem bulduk. İkili işlemi. Demek ki ötekine bakmak zorundayız. İkinci olarak P'de, P noktasında sürekli olması da gerekiyor. Madem ki bütün reaksiyonlar sürekli. P için soldan limit aldığımda ortayı kullanacağım. Yani A artı B çarpı cos x kullanacağım. Cos p. Eşit olması lazım. Sağdan yani P'den büyükken alttakini kullanacağız. Eksi sinüs p. O da eşit olmalı. Aldığı görüntü. Tam pi eşit olduğu zaman gene ortaya kullanıyoruz. Yani bir daha zaman buraya yazmaya gerek yok. Bunun için aynısı olacak burası. Gerek yok. O zaman kosinüs pi'nin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Sinüs pi'nin de 0. Yani a eksi b eşittir eksi 0. Yani 0 çıkıyor. Bir denklemi de buradan bulduk. Bu iki denklemi toplarsak ne oluyor? B'ler gidiyor. 2a eşittir 2'den. A1 çıkıyor. B de gene 1 çıkıyor. Sıfır çıkması için farklı. Demek ki A1 ve B1 olduğu zaman olay tamam. Çarparsak da artı 1 çıkıyor. Evet. X eşittir 2'de sürekli olduğuna göre A kaçtır? Sağdan soldan limit için kullanılacak fonksiyon 3'teki gene çünkü ben farklıken üsttekini kullanmışlar. 2'de aldığı değer de buna göre yapılacak. Yani sağdan soldan ayırmaya da gerek yok.
Şimdi çünkü ikisi de aynı şu fonksiyona tabi olduğuna göre. Direkt limit hesap edelim. Şimdi 2 koyduğumuz zaman yalnız dikkat ederseniz 0 bölü 0 çıkıyor burada. O zaman önce bunu bir halledelim. X eksi kök x artı 2 bölü x eksi 2. Bu 0 bölü 0 çıkıyor. Bunu nasıl çözeceğiz gençler? Nasıl çözeceğiz bunu? Bilmiyorum hocam. X artı 2 ile çarpacağız. Elif bir şeyler mırıldanıyor ama. Efendim Elif? Eşleniğiyle çarpacağız. Neyin eşleniğiyle? Üsttekinin. Güzel, aferin. Doğru. Köklü sayı kurtarmak için kökten yapacağımız şey, köklü ifade burada pay kısmında. Bunun eşleniğinde ne olur? X artı olur burası. Kök x artı. Bununla çarparsanız her şey yoluna girecektir. Büyük ihtimalle. Çarpalım bakalım. Pay, bu kırmızı yazdığımda payı çarparsam iki kare farkından geliyor. Dağıtmamıza gerek yok. Birincinin karesi eksi. İkincinin karesi deyince kök kalkıyor. X artı kalıyor orada. Alt taraf ise bunu çarpmadan yazacağım. Çünkü sadece eşlik tarafı bu. Direkt x eksi 2 çarpı x artı kök x artı 2 şeklinde bunu bırakın. Tek tek dağıtmanıza gerek yok. Çünkü sadeleşme için altını yaptım. Pay kısmına tekrar bakarsam x kare eksi x eksi 2 biçiminde ayrılıyor. Pay diye nokta nokta koyuyor yazamayacağım şimdi. Ve pay kısmını tekrar çarpıma ayırdığımız zaman x eksi 2 ile x artı 1 çıkıyor. Ve faydamızdaki x eksi 2 ile gidecek. Sıkıntı olan çarpan gidiyor. Geriye de faydamız x artı kök x artı 2 kalacak. Bunlar gitti. O zaman şimdi 2'yi koyduğumuz zaman yerine sıkıntı olmaz. Limit x 2'ye giderken ne olacak? 2 artı 1, 3 bölü 2 artı kök 4. Yani 3 bölü 4 çıkıyor. Dediğim gibi sağdan soldan diye yazmadım. Çünkü ikisi de aynı fonksiyonu tabi. Aynı şey çıkacak çünkü. Limitimiz bu. Peki 2'de kaç oluyor? Ona bakalım. F2'ye bakalım şimdi. O da alttakine tabi olacak. 2 koyacağız buraya. 2 artı 1 bölü 4. 2 a artı 1 bölü 4. Bunları birbirine eşitlerseniz ne çıkıyor? A'nın 1 olması lazım. 3 bölü 4'e varması için. A buradan 1 çıkıyor. Cevap Adana yani. Sürekli bir derste bitireceğiz galiba. Neyse süre bitti şu anda. Çok hızlı gitmiyorum o zaman. Bir 10 dakika mola verelim gençler. Oradan devam edelim.